modern tıp imkanları dediğiniz doktorların ilaç yazması ise, ilaç yazması ile şimik ilaçları vermesi ise modern tıpın anlamı buysa, o ilaç dediğimiz ilaçların doğadaki şifalı bitkilerden oluştuğunu ve bir onların içindeki minerallerden ve vitaminlerden oluştuğunu düşünürsek, zaten bu suyun içinde dediğim gibi doğa ve bitki örtüsü çayı dediğimiz, bitki örtüsü süzmesi dediğimiz suların mineralleri alarak, jeolojik katmandaki mineral alarak oluşturduğu suyun içilmesi zaten bir mucize su, bir iksir, bir insanı canlandırma iksiri. Önce bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bu hayat suyunu, bu iksiri içtiğimizde ve bu iksirlerle yapılan detoks ve vücudun beslenmesi olayı birçok hastalıkları vücuttan attığı gibi, detoks yöntemiyle attığı gibi bağışıklık sistemimizi de güçlendirdiğinden insanların hastalanması söz konusu değil. Ayrıca kanın içinde her türlü kimya var. Önemli olan kanın içindeki o kimyanın temizlenmiş bir vücutta aktarım kanallarının temiz olma dolayısıyla zafiyet halindeki organlara ulaşması ve ulaşan kimyanın da o zafiyet halindeki organlardaki zafiyetleri gidermesi gibi bir işlem var. Bunu doktorlar da, bugün kimyasal ve şimik ilaçları veren doktorlar da aynı şeyi yapıyor. Kaplıcalar da aynı şeyi yapıyor. İçme kürü de aynı şeyi yapıyor. Biz normal modern tıp dediğimiz tıptan hiçbir farkımız yok. Çünkü biz de modern tıpın içinde bir tıp dalıyız. Ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp da bunun bir tamamlayıcı şekli. İlla şimik ilaç içmenin adına modern tıp demememiz lazım. Asıl klasik tıp geçmişten geleneksel olarak yapılan tıp şekilleri, yani doğadan ve bitkiden elde edilen, bitki örtüsünden elde edilen ilaçların kullanılması. Yani yediklerin ilacın olsun, ilacın da yiyeceklerin olsun diyoruz.